Geçmişin hikayelerinden en çok ilgimizi çekenler genelde en kanlı ve korkunç olanlardır. Kazıklı Voyvoda, 3. Richard ve Attila gibi isimlerin neredeyse efsanevi birer konumları var. Roma imparatorları ve saldırgan Vikinglerin yaptıkları bizleri hayrete düşürüyor. Ama bu insanların ve kurbanlarının gerçek olduğunu unutmak çok kolay. Ve gerçekler genelde kanlı hikayelerden daha karmaşık oluyor. Ben Joel Crowley, gazeteci ve araştırmacıyım. Ben de Doktor Suzanne Lipscomb, tarih bilimci ve yazarım. Birlikte tarihin en adı çıkmış karakterlerinin ve olaylarının ardındaki gizli hikayeleri keşfedeceğiz. Tarihin olay mahallerine yeniden bakacağız. Bu kadar yani, dava kapandı. Kanıt arayacağız. Ay canına, şunlara bak. Bunlar kanıt. Ve çok şaşırtıcı sonuçlar elde edeceğiz. Tarihin en kanlı hikayelerini bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bir kere daha düşünme vakti geldi. Bu bölümde tarihin en adı çıkmış 3 tiranını inceleyeceğiz. Kazıklı Voyvoda. İşkenceden korkunç bir şekilde zevk alan sadist katil. Kurban yaşıyordu. Kurban konuşabiliyordu. İmparator Neron, Roma'nın genç tiranı. Üvey kardeşini o mu öldürdü? Aradığımız bu olabilir. Önemli ipucumuz bu olabilir. Ve İspanyol 2. Felipe, din tutkunu. Özoğlunu öldürmekle suçlanıyor. Hanedanlığının çıkarı söz konusu olduğunda şiddete başvurmaktan çekinmezdi. Avrupa'nın kanlı hikayeleri. Zalimler. Romanya. Kazıklı Voyvoda. Tarihteki hiçbir tiranla kıyas kabul etmeyecek dehşetli bir üne sahip. Alameti farikası olan bir idam yöntemiyle bilinen zalim ve barbar bir katil. Bir keresinde sadece yarattığı korkuyla 200 bin kişilik güçlü bir ordunun geri çekilmesini sağlamıştı. Peki bu kanlı ünü nasıl kazandı? Nasıl kazıklı oldu? Hollywood'un en ünlü vampiriyle bağlantısı ne? Teonari, Orta Romanya. 15. yüzyılın yarısında 3. Vlad, küçük bir ülke olan Eflak'ın yöneticisiydi. Eflak, Osmanlı İmparatorluğu, Macaristan. Ülke batıdaki Hristiyan devletleriyle güçlü bir İslam İmparatorluğu olan Osmanlı'nın arasındaydı. Vlad, babasını öldürüp kardeşini diri diri gömen rakip bir Eflak hanedanlığını alt ederek hükümdar oldu. Bugün dünyada adı hala zalimlikle eş anlamlıdır. Kazıklı Voyvoda. Açıkçası insanın durup dururken kazanacağı bir lakap değil bu. Ama aslında onun sadece ismini biliyorum. Ve bu ismi nasıl aldığını öğrenmek istiyorum. Karpat Dağları'nın zirvesinde Poenari Kalesi yükseliyor. Vlad'ın yenilen rakiplerinin kölelerinin kanı ve teriyle güçlendirilmiş bir kale. Burada yüzlerce kişi can verdi. Çalışamayanlar kazığa oturtuluyordu. Merhaba, Adrian siz misiniz? Merhaba, merhaba, evet. Tarih uzmanı Doktor Adrian Popescu'dan kazığa oturtma işleminin ayrıntılarını anlatmasını istedim. İşte böyle bir şey. Ahşap bir kazık kullanılıyordu. Bu olay sırasında kurban hayatta oluyordu. Kazık vücudun alt kısmına doğru tutuluyordu. İki tarafta duran iki infaz görevlisi vücudu kazığa doğru tutuyordu. Üçüncü bir görevli de kazığı çekiçleyerek vücuda sokuyordu. Kazık sabitlendiğinde kaldırılırdı ve işin geri kalanını yer çekimi hallederdi. Gerçekten acı verici ve kötü bir görüntüydü. Tanrım, gerçekten çok korkunç bir şey bu. Çok eski bir cezadır bu. Vlad çok seviyordu belli ki. Kazığa vurmak Avrupa ve Orta Doğu'da asırlarca kullanılmıştı. Bu yöntemi benimseyerek Vlad bu dünyada nasıl hayatta kalmak istediğine karar vermiş gibi görünüyor. Bir belgeye şunu yazmış: güçlü bir adam olmak zorundasınız, yoksa daha güçlü biri gelip gücünüzü elinizden alır. Yani ya ölürsünüz ya öldürürsünüz. Düşmanları bu şekilde infaz etmek bir tiranın yapacağı bir şeye benziyor.
Ama bunu yapan tek kişi Vlad değildi. Peki Vlad neden tarihe kazıklı voyvoda olarak geçti? Edirne, Batı Türkiye. Suzy, Vlad'ın unvanını araştırırken ben de geçmişe dönüp Vlad'ın kişiliğiyle ilgili bilgi almaya ve tarihe nasıl böyle bir tiran olarak geçtiğini öğrenmeye çalışacağım. İpucu bulmak için Türkiye'nin Edirne eline geldim. Burası bir zamanlar Eflak'ın can düşmanı olan Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi. İnsanlar genelde hayatlarının ilk dönemlerindeki deneyimlere göre şekillenir. Vlad hakkında, özellikle de çocukluğu hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Vlad'ın babası Müslüman Osmanlılara karşı Hristiyanlığı savunmaya yemin etmişti. Ama 1442'de Osmanlı Sultanı Eflak'ın sadakatini garantiye almak için bir plan yaptı. 12 yaşındaki Vlad'ı yanlarına aldılar. Ama Vlad'ın 6 yıllık esareti düşündüğünüz gibi değildi. Arkeologlar onun bu binada tutulmuş olabileceğine inanıyor. Profesör Andrew Roach bana etrafı gezdirmeyi önerdi. Biraz burslu eğitim, biraz da çalışma kampıydı. Burada üç şey alıyordunuz. İlki birinci sınıf bir eğitim. Latince, Yunanca ve Türkçe öğreniyordunuz. Bağlantı ağları kuruyordunuz. Ve sonucunda birinci sınıf bir imparatorluğun nasıl yönetildiğini öğreniyordunuz. Diğer yandan başınızın üstünde sürekli kara bir gölge dolaşıyordu. Osmanlı Sarayı'nın korkaklara uygun bir yer olduğunu düşünmüyorum. Barbar olarak anılan Vlad aslında elit Avrupalılarla birlikte eğitim almıştı. Osmanlı İmparatorluğu Veliahtı 2. Mehmet de bunların arasındaydı. Bu sınıfta çok yetenekli öğrenciler vardı. Yöneticiler için meslek okulu gibi bir yerde yetiştirildiler. Osmanlılar uzun vadeli planlar yapıyordu. Vlad'ı eğitip potansiyel bir düşmanı müttefike çevirmek istiyorlardı. Vlad'ın babası bir darbede öldürülünce Osmanlı Sultanı Vlad'ı kukla yönetici olarak Eflak tahtına oturttu. Osmanlı'nın genç Vlad'a yaptığı yatırım karşılığını verdi mi peki? Osmanlı İmparatorluğu'nun sadık bir müttefiki mi oldu yani? Maalesef olmadı. 1461'e gelindiğinde vergisini, yani koruma parasını 3 yıldır ödemiyordu. Sultan ne olduğunu öğrenmek için elçi gönderdiğinde Vlad onları öldürüyordu. Elçilerin kavuklarını başlarına çiviliyordu. Bunun tek bir karşılığı olabilirdi. Vlad da bu tepki alacağını biliyor olmalıydı. Askeri saldırıydı bu tepki. Vlad sultana karşı gelerek savaş başlatmıştı. Osmanlıların planı muazzam bir şekilde geri tepmişti. Dünyanın en zalim tiranlarından birini serbest bırakmışlardı. Peki nerede hata yapıldı? Bu hikaye bundan ibaret olmamalı, değil mi? Bran, Orta Romanya. Vlad'ın geçmişinin derinliklerine dalmışken ben de onun mirasını anlamak istiyorum. Durumunun ona kalan isimle bir ilgisi olup olmadığını merak ediyorum. Vlad'ın babası Osmanlılara karşı Haçlı askeri olmak için ettiği yemin nedeniyle Drakul olarak biliniyordu. Oğlu Vlad da Drakul oldu. Soruşturmam beni vampirlerin merkezine, Transilvanya'ya getirdi. Eflak Voyvodası ile Karanlıklar Prensi arasındaki bağlantı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum. Burası Bran Kalesi. Bazıları buranın korkunun en ünlü varlığına ilham kaynağı olduğuna inanıyor. Vlad'ın ölümünün üstünden 400 küsur yıl geçtikten sonra Bram Stoker klasik romanı Drakula'yı piyasaya çıkardı. Kitap dünyanın bu kesimindeki kana susamış başka bir asili konu alıyordu. Elbette bu bir tesadüf değil. Bunu öğrenmek için Vlad yazarı ve vampir uzmanı Gavin Baddeley ile görüşeceğim. Kazıklı Boyvalı'nın hikayesiyle Bram Stoker'ın anlattığı Kont Dracula'nın hikayesi arasındaki bağlantı nedir, Gavin?
Vampirlerle ilgili bir kitap yazmaya karar vermişti. Transilvanya'ya ait bir tur rehberi aldı. İçinde Dracula adını buldu. İsim çok şey çağrıştırıyordu. Kitabın orijinalinde kötü kahramanın adını Kont Vampire koymuştu. Bunu memnuniyetle değiştirdi. Kont Dracula bu şekilde ortaya çıktı. Bram Stoker kaleminin bir hareketiyle Dracula adına yeniden can verdi. Bu toprakları yönettikten asırlar sonra Vlad, korku janrının kötü kahramanı oldu. Ama şanını daha da karalamış olmalı. Peki Stoker bir isimden fazlasını mı kullandı? Kazık konusunda ne düşünüyorsunuz? İkisi arasında bariz bir bağlantı bu. Sık yapılan bir hata bu. Bir vampire kazık çakarsanız onu dünyaya çivilemiş olursunuz. Kalbini parçalamak ve onu toprağa çivilemek aslında merhametten doğan bir harekettir. Birini kazığa oturtmak kesinlikle öyle değil ama. Üstelik kazık havaya kaldırılıyor. Anatomik olarak çok farklı. İlginçtir, Stoker romanında asla karakterinden kazıklı olarak bahsetmez. Bir kere bile. Açmaza girdik sanki. Stoker sadece Dracula adını beğenmiş. Başka bir belirgin bağlantı yok. Ama Gavin korku hikayesi peşindeysem arayışımın tamamen beyhude olmadığını söyledi. Bana ne göstereceksin? Bana çok ilginç gelen bir şey var. Vlad'ın hükümdarlığı matbaanın icadıyla kesişiyor denilebilir. Sana göstermek istediğim şey... İşte... Baskı kalıbı mı? Evet, kesinlikle. Bu ahşap baskı kalıpları Vlad'ın düşmanları tarafından toplu broşür yapımında kullanılmış. Bunlar insanlara dağıtılmış. Korkunç zulüm hikayeleriyle dolu. Vlad'ı kana susamış bir deli olarak filan tasvir ediyor. Gördüğün gibi pek çok kurbanının da resmi var. Bir lahananın parçalanmasına benzetilerek gerçekten son derece renkli şekilde tasvir edilmişler. Başka kaynaklarda Vlad, Alman tüccarları devasa kazanlarda haşlamakla suçlanıyor. Bu tür hikayeler Vlad'a karşı yapılan son derece popüler karalama kampanyalarıydı. Vlad'ı korkunç bir kahramana dönüştürmeye çalışıyorlardı. O dönemde bile insanlar kan donduran, mide bulandıran şeyleri, böyle hikayeleri seviyordu. Tıpkı 1890'larda Bram Stoker'ın romanını satın alan insanlar gibi. Ya da sonraki yüzyıllarda Christopher Lee ya da Bela Lugosi filmlerini izleyen insanlar gibi. Yani daha Stoker'ın haberi bile yokken Dracula adı insanların tüylerini ürpertiyormuş. Asırlardır süre gelen dedikodu ve kurgulardan sonra gerçek Vlad'ın aklımızda yer ettiği kadar zalim bir adam olmayabileceğini düşünmeye başladım. Hargoviç'te, Güney Romanya. Suzy Vlad'ın tranlık ününün abartıldığını düşünüyor ama ben buna ikna olmadım. 1462'de Eflak'ı bir süper gücün karşısında savaşa sürükledi bu adam. Bu deli birinin hareketine benziyor. Vlad'ın eski okul arkadaşı, namı diğer Fatih Sultan Mehmet, 200 bin kişilik Osmanlı ordusunu Vlad'ın başkenti Targoviç'te'ye sürdü. Vlad şehri savunmak için sırf korkutma gücünü kullanarak 200 bin kişilik güçlü Osmanlı ordusunu püskürttüğünde muhtemelen en iyi anını yaşadı. Buraya bunu nasıl yaptığını, bu belirleyici anın Vlad'ı anlamanın anahtarı olup olmadığını öğrenmek için geldim. Sayıca muazzam bir dezavantajda olan Vlad'ın ordusu gerilla taktikleri uyguladı. Küçük müfrezeleri yakaladılar ve öldürdüler. Tarih uzmanı Matei Kazeku, Osmanlı esirleri için Vlad'ın en sevdiği öldürme şeklini uyguladığını düşünüyor. Ama nevi şahsına münhasır önemli bir farkla. Bu tarafını kullandı. Bolca yağ sürüldüğünde vücuda girebilir. Önemli organların etrafından onlara dokunmadan, kanatmadan geçebilir. Ağzından çıkar. Kurban hala hayattadır. Kuşlar gözlerini yer... Ağlayabilir, çığlık atabilir ve konuşabilir. Bunun vücuda sokulması, bu şekilde kazığa oturtulmak, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Osmanlı İmparatorluğu'nda tatsız şeyler yaşamış olmalı. Osmanlı Sarayı'nda çocuklara iyi davranılmadığına dair söylentiler varmış. Matei, genç Vlad'ın o çocuklardan biri olduğuna inanıyor.
Osmanlılardan özellikle nefret etmesi, bu acımasızca ve zalimane muamele, bunların çocukken yaşadığı sorunlar sonucu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Başka bir açıklaması yok. Tek açıklaması Osmanlı İmparatorluğu'nda geçirdiği yıllar. Aradığımız ipucu bu olabilir mi? Vlad'ın Osmanlılar tarafından gördüğü kötü muamele bu savaşı kişisel bir intikam haline getirmiş olabilir mi? 1462'nin Haziran ayının ortalarında Sultan Targoviste'yi ele geçirmişti ama şehrin dışında Vlad kılıcını bile kaldırmadan en ünlü zaferini kazanmak üzereydi. Osmanlı Sarayı'nın vakanvistlerinden biri olan Kalko Kondiles, Osmanlı ordusunun neden korktuğuna dair dehşetli ayrıntılara yer vermiş. Yaklaşan ordunun ilk ipuçları gökyüzündeydi. Kuzgunlardan, yırtıcı kuşlardan, leş kokusundan ve ölüm kokusundan bir bulut kaplamış olmalıydı gökyüzünü. Nihayetinde bahçe çitleri gibi sıralanmış kazıklardan oluşan 1,5 kilometre uzayan bir orman gördüler. Her birinde ölmüş ya da ölmekte olan bir insan vardı. Çürüyen etler, çürümenin farklı devrelerinde olan cesetler, onları gagalayan, karınlarını doyuran hatta ölenlerin kafataslarına yuva yapmış kuşlar vardı. Sultan da bu korkunç manzaraya bizzat şahit oldu. 20 binin üstünde kazığa geçirilmiş ceset vardı. İnsanın şevkini kaçıran bir darbeydi bu. Adamlarının morali dibe vurunca sultan neticede çekilme kararı verdi. Bu korkunç psikolojik savaş taktiği tarihe kazığa geçirilmişler ormanı olarak geçti. Bazıları Vlad'ın tarihi bir efsanenin, propagandanın ve abartının kurbanı olduğunu söylüyor ama bu olay bile tek başına onun Avrupa'nın en korkunç tiranlarından biri olmayı hak ettiğine dair tüm şüpheleri ortadan kaldırmaya yetiyor. Romanya. Milattan sonra 55. Milattan sonra 55. Şubat ayı. İmparator Neron parti veriyor. 17 yaşında ve Batı'nın en güçlü adamı. Tiranca sömürüleri nedeniyle bir gün Deccal olarak anılacak. Tahtın rakibi olan üvey kardeşi Britannicus onunla birlikte içki içiyor. Ama bir anda yere yığılıyor. Birkaç dakika içinde de ölüyor. Nero'nun kana bulanan hükümdarlığı nam salacaktı. Ama canavarın doğduğu an bu olabilir miydi? Güç tutkusu ve cehennemden gelen annesi İmparator Nero'nu kardeş katili bir tirana mı dönüştürdü? Roma. Milattan sonra 54'te dünya nüfusunun 1/5'inin yaşadığı yer olan Roma İmparatorluğu bir gencin eline bırakıldı. Neron, Hristiyanları mum gibi yakan güç delisi bir psikopat olarak anılıyor. Forum, Roma. Cinayet ve yozlaşma kültürü içinde yetiştirilmişti. Üvey babası İmparator Claudius şüpheli bir şekilde öldüğünde onun hükümdarlığı başladı. Ün söz konusu olduğunda hiç kimseninki Nero'nunkinden kötü olamaz ama bu üvey kardeşini öldürdüğü anlamına da gelmiyor elbette. Nihayetinde o da adil bir şekilde yargılanmayı hak ediyor. Suç mahalli ve davalı hakkında daha fazla bilgi almak için Profesör Peter Wiseman'la buluşuyor. Britannicus'un öldüğü geceyle ilgili ne biliyoruz? Orada çok insan olmalı. Yanlarında başka insan da vardı. Britannicus'a sıcak bir içecek verilmişti. Çok sıcaktı. Soğuması için içine buzlu su döktü. İçki içer içmez yere yığıldı. Nefes alamıyordu. Konuşamıyordu.
Peki insanların tepkisi neydi? Herkes Neron'a baktı. Neron kesinlikle etkilenmemişti, şaşırmamıştı. Endişelenmeyin dedi, endişelenmeyin. Böyle krizler geçiriyor. Sarı hastası. Ama Britannicus iyileşmedi. Davetliler onun ölümüne seyirci kaldı. Sarı hastası olabilir mi yani? Britannicus'un Sara olduğuna dair tek kanıt Neron'un o sırada söyledikleridir. Elbette başsanlımızın sözlerine güvenemeyiz. Destek olmadan mümkün değil. Ayrıca doğal nedenlerden öldüğünü gösterecek başka bir kanıt da yok. Yani durum gerçekten de cinayete benziyor. Durum buysa cinayet sebebi ne? Katilin yanına nasıl bir kar kaldı ki? O dönem cinayet dolu bir dönemdi. Roma bir önceki imparator olan Claudius'un doğal nedenlerden ölmediği dedikodusuyla çalkalanıyordu. Muhtemelen para için insan öldüren ünlü zehirci Locusta'nın işiydi bu. Nero'nun hükümdarlığında yapılan zulümler efsanevi. Kocaman sarayına yer açmak için Roma'yı yaktığı bile söyleniyor. Ama onu üvey kardeşini öldürmeye iten ne olabilir? İpucu aranacak ilk yer ailesi olmalı. Ben de bunu inceleyeceğim. Bakalım ne bulacağım. Cambridge, Doğu İngiltere. Neron imparator olduğunda Claudius'un öz oğlu Britannicus'un önüne geçmişti. Hello. Merhaba Matthew. Cambridge'deki Fitzwilliam Müzesi'nde Roma tarihi uzmanı Matthew Dennison'la bir görüşme ayarladım. Matthew, neden imparatorun öz oğlu Britannicus değil de Neron tahta geçti? Bence bunun nedeni anneleri. Neron'un annesi genç Agrippina çok ama çok kararlı bir kadındı. Onun tarihin en korkutucu kadınlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Tek istediği güçtü. Agrippina siyaset kurduydu. Kardeşi İmparator Caligula'nın ölümünden sonra amcası Claudius'u baştan çıkararak onunla evlendi. Ve onu oğlu Neron'u evlat edinmeye ikna ederek varisi olmasını sağladı. Neron imparatorluğun başına geçtiğinde o da annesinin güç sevdasını paylaşıyor muydu? Bu madeni paralar 2000 küsür yıllık. Neron'un hükümdarlığının başından kalmalar. Önemli bir ipucu olabilir bunlar. Bu en başta basılan. Bu da aylar sonra. Bakın, buradaki erkek kafası Neron'a ait. İkisindeki kadın kafası da Agrippina'nın. Sıra dışı bir şey değil mi bu? Paranın üstünde annesi var. Kadınların resmi güce erişmenin olmadığı eski Roma'da çok sıra dışı bir şey. Ama Tura kısmındaki yazılar, kenarlardaki yazılar Agrippina'nın titrileri. Nero'nun titrileri arka tarafa yazılmış. Agrippina Neron'dan daha önemli sanki. Bu noktada Agrippina daha önemli bir kişilik gibi görünüyor. Agrippina'nın planı işe yaramıştı. Madeni paralara bakılırsa oğlunu kullanarak Roma'yı yönetiyordu. Ama Matthew bana bir şey daha gösterecek. Birkaç ay sonra basılan bu parada Agrippina arkada, Neron'un arkasında kalıyor. Bu durumda paranın etrafındaki yazılara bakarsak Neron'un titirleri yazıyor. Agrippina daha az önemli olduğu için titirleri arka tarafa yazılmış. Kesinlikle bir şey olmuş. Bu durum Agrippina'nın gücünün elinden kayıp gittiğini düşündürüyor. Hatta eski tarihçiler Neron'un annesini uzaklaştırmaya başladığını, danışmanlarına kulak verdiğini söylüyor. Agrippina bu konuda ne yapıyor peki? Agrippina savaşmadan pes etmeye hazırlıklı değildi. Elinde oynamadığı bir kartı daha vardı. Neron Agrippina'dan uzaklaştığında Agrippina da sadakatini Britannicus'a adayacağını söyledi ama bunu çok dramatik bir şekilde yaptı. Pretorian muhafızları gidip Neron'u imparator olmasını sağlayan karanlık olayları anlatacağını söyledi. Claudius'u öldürmesi için Locusta'yı tutan ve Neron'un hükümdar olmasını sağlayan Agrippina'ydı. Çaresiz kaldığında halka açıklama yapacağı ve Neron'un hükümdarlığını mahvedeceği yönünde tehdit savurdu. Britannicus daha çocuk olsa da Neron için tehlike teşkil etmeye başlamıştı. Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde bir çocuk 14. doğum gününde erkek olmuş sayılırdı. Bu ilgini çekebilir Suzy. Bu olay onun 14. yaş gününün arifesinde yaşandı. Britannicus Neron için gerçek ve acil bir tehditti. Onu öldürmek için nedeni vardı yani.
Ama bu davayı çözeceksek onu nasıl öldürdüğünü bulmamız gerekiyor. Bournemouth, Güney İngiltere. İngiltere'nin güney sahiline geldim. Cinayet silahını arıyorum. Nero'nun cinayet işlemek için kesinlikle gerekçesi varmış ama fırsatı oldu mu acaba? Yani bir cinayeti nasıl olur da Sara krizine benzetebilirsiniz? Bu mümkün müdür? Toksikoloji profesörü David Osselton bizim için davayı inceledi ve eski Roma'yı laboratuvara taşımayı teklif etti. David, Neron Britannicus'un belirtilerinin Sara krizi olduğunu söyledi. Hile yapılmış olabilir mi? Öyleyse Neron bundan nasıl paçayı sıyırdı? Neron davasında bazı bilgilerde siyanür kullanmış olabileceği iddia ediliyor. Pek çok meyvenin çekirdeğinde, solüsyon içinde siyanür salgılayabilecek bir kimyasal olduğunu biliyorlardı. Siyanür alırsanız nasıl belirtiler gösterirsiniz peki? Birkaç dakika içinde Sara krizine benzer belirtiler gösterebilir. Ama nihayetinde oksijensiz kalarak ölürsünüz. Siyanoz terimini duymuşsunuzdur. Dudaklarınız morarır, parmak uçlarınız morarır. Öyle diyorsunuz fakat... Britannicus'un bu belirtileri gösterdiğine dair bir belge yok. David siyanürü eleyebileceğimizi düşünüyor. Siz muhtemelen... Neron başka bir zehir kullanmış olabilir mi? Yunan ve Roma dönemlerinde çok ama çok yaygın olan zehirlerden biri baldırandı. Genellikle nehir kenarlarında yetişen bir bitkidir bu. Son derece zehirlidir. Eski literatürde anlatılan semptomları gösterir. Bunun gibi kurutulmuş baldıran kolaylıkla sudan geçirilebilir ve Britannicus'un bardağına koyulabilirdi. Küçük bir doz bile hemen etkisini gösterirdi. Aradığımız bu olabilir o zaman. Önemli ipucumuz bu olabilir. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Baldıran zehri ciltte lekeler oluşturur. Bunu bilen ya da baldıran kullanımına aşina olan biri bunu görmüş olurdu. Ama çoğu kişi bunu Sara krizi sanabilirdi. Kesinlikle. Nüfusun çoğunluğu zehirlenmenin işaret ve belirtilerini bilmiyordur. Neron Britannicus'u öldürdüyse cinayet silahını bulmuş olabiliriz. Ciltteki lekeler konusunda şüphe var ama İmparator Nero'nun suçu sabitleniyor bence. John'un adli tıp raporu sayesinde Nero'nun cinayeti nasıl işlemiş olabileceğini biliyoruz. Eski tarihçilere göre Britannicus'un ölümünden hemen sonra Neron, zehirci Locusto'yu büyük bir araziyle ödüllendirmiş. Çok şüpheli bir durum bu. Bu yüzden Roma'ya dönüp davayı kapatıp kapatmayacağıma bakacağım. Nero'nun cinayeti işlemek için hem nedeni hem de fırsatı ve aracı varmış. Dedektif olsam bir sonraki adımım cesedi iyice incelemek olurdu. Britannicus'un ani ölümü Roma'yı şoke etmiş olmalı. İmparatorluğun ve imparatorun nasıl yas tuttuğunu öğrenmek için Doktor Alexander Evers'la buluşuyorum. Britannicus gibi biri öldüğü zaman büyük bir tören, devlet töreni yapılması gerekir. Bu doğru değil mi? Gerçekten öyle olmalı. İmparatorluğun prensi bir önceki yıl ölen imparatorun oğluydu ama Britannicus hemen o akşam toprağa verildi. Bu şüphe uyandırıyor öyle değil mi? Evet, çok. Cenaze güçlü bir fırtınada bir avuç şahidin önünde yapıldı. Cenazede çok az kişinin olduğunu söylediniz. Bununla ilgili neler anlatılıyor peki? Pek çok belge var. Hepsi de tutarlı. Dönemin Romalı tarihçileri bilgileri doğru yazmış gibi görünüyor. Ama görgü tanıkları hayati bir ayrıntıyı fark etmiş. Cesedi alçı taşına bulanmıştı. Tebeşirimsi bir madde, bir tozdur bu. Bedeninizin beyaz ve kusursuz görünmesini sağlar. Ama yağmur yağdığında toz akmış ve lekeler ortaya çıkmış. Zehirlenme sonucunda oluşmuş olmalı. Bu hemen durumu ortaya çıkardı yani. Öyle oldu. Tanrılar İmparator Nero'nun planını mahvetti. Neron Britannicus'u zehirlemiş ve izlerini örtmeye çalışmış gibi görünüyor. Gücünü elinde tutmak için hiçbir şeyden çekinmemişti. Agrippina'da oğluna karşı hareket ettiğinde yarattığı tiranın gücünü küçümsemişti.
Britannicus olduğu kadar Agrippina'ya da darbe vurmuş. Kesinlikle öyle. O Nero'nu kullanarak ülkeyi yönetmeye çalışıyordu ama Nero'nun asıl isteği tek başına yönetmekti. Herkesten korkuyordu, kimseye güvenmiyordu. Kanıtlara göre Neron, imparatorluğunun kanlı şafağında tahtını garantiye almak için Britannicus'u zehirledi. Tiranlık ve dehşet yolculuğu başlamıştı. Roma. İspanya. Madrid 1568. 24 Temmuz 1568. Büyük İspanyol İmparatorluğu'nun veliahtı Don Carlos acılar içinde ölüm döşeğinde yatıyor. Suçu bir gizem ama gardiyanı tarihin en ünlü tiranlarından biri. Yani babası. İspanyol 2. Felipe ülkeler fethetti, milyonları köleleştirdi ve kafirleri diri diri yaktı. Ama tarihçilerin kafasını karıştıran ve dünyaca ünlü bir operaya ilham veren bir bulmaca var. Öz oğlunu öldürecek kadar zalim miydi? 2. Felipe dünyanın en büyük imparatorluklarından birini yönetti. Bilinen tüm kıtalarda toprağı vardı. Afrika ve Güney Amerika'da milyonlarca insanı zorla köle yaptı ve saplantılı bir şekilde Katolik İmparatorluk hayalinin peşinden koştu. 23 yaşındaki oğlunu öldürüp öldürmediği sorusu asırlardır halkın zihnini kurcalıyor. Verdi'nin operası Don Carlos'ta prens romantik bir kahraman, Felipe'de kötü bir karakter olarak tasvir ediliyor. Ama bunun neye dayalı olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden bazı tarihçilere göre gerçek Don Carlos'un öldüğü yer olan Arevalo'ya geldim. Don Carlos 6 ay boyunca babası tarafından esir tutuldu ama ben suçunun ne olduğunu ve idamla cezalandırılıp cezalandırılmadığını öğrenmek istiyorum. Ama 1568'de Felipe'nin yığınla endişesi vardı. Protestan devrimi Avrupa'da yayılıyor, Katolik mezhebini tehdit ediyordu. İspanyol hakimiyeti altındaki Hollanda'da dini ayaklanma çıktığında Felipe'nin cezası tüm ülkeyi idam ettirmek olmuştu. Felipe'nin güç açlığı delilik gibi gelebilir ama öz oğlunu öldürecek kadar kötü biri olabilir miydi? Karakter tanığı olarak Dr. Thomas O'Connor'a danışıyorum. Hedefi olan bir adamdı. Benzersiz bir dini hedefi vardı. Hanedanlığının ve İspanya'nın çıkarı söz konusu olduğunda şiddete başvurmaktan çekinmezdi. O dönemde Avrupa'daki çoğu insana göre gerçek bir tirandı. Felipe Avrupa'da binlerce insanı kafir oldukları için yaktı. Ama Felipe Katolik mirasına bu kadar saplantılı bir şekilde bağlıysa oğlu ve veliahtının da kıymetli olması gerekmiyor muydu? İspanya'nın geleceği ve Felipe'nin tüm umutlarının kaderi Don Carlos'un elindeydi. Öyleyse 18 Ocak 1568'de Felipe neden zırhını kuşanıp öz oğlunu güçlü imparatorluğunun veliahtını hapsettirdi? Bu Avrupa'yı şoke eden bir hareketti. İnsanların bu tutuklamadan haberi olmuştur. Büyük bir haber olmuştur, değil mi? Muazzam bir haberdi. İkinci Felipe'nin ünü için çok kötü olmuştu. Kısa zaman içinde kıtadaki tüm saraylarda bu konuşulur oldu. Avrupa bu dedikoduyla çalkalanıyordu. İki söylenti vardı. Birincisi, Don Carlos'un Hollandalı isyancıların tarafını tutarak babasının siyasi ve dini düşmanı olacağıydı. İkincisi de üvey annesiyle, yani Felipe'nin karısı Balubalı Elizabeth'le ilişkisinin olduğuydu. Bu teoriler asırlar sonra Verdi'nin operasında ortaya çıktı ama temelleri var mı dersiniz? İkinci Felipe'nin çok ama çok kötü görünmesi herkesin çıkarınaydı. Çünkü özellikle o anda en büyük düşmanları Hollanda'daydı. İspanyol hakimiyetine karşı büyük bir ayaklanma çıkmıştı. İsyanın lideri Orange'lı William'dı. Bu ve pek çok benzeri suçlama onun kaleminden çıkmıştı.
onun yazdıkları verdiği ve pek çok kişiyi Felipe'yi cinayetle suçlamaya itti. Peki bu hikayelerin gerçeklik payı var mı yoksa hepsi Protestan propagandası mı? Dedikodular yayılınca esas adam 2. Felipe kendini nasıl savundu? Açıklaması ne oldu yani? Felipe bu konuda kesinlikle hiçbir şey söylemedi. Dedikodu kasırgasının ortasında olmasına rağmen dudakları mühürlüydü. Fakat Papa'ya durumu açıklayan bir mektup yazdı. Burada sadece oğlu Don Carlos'un pek çok tehlikeli kusuru olduğunu yazmıştı. Pek çok tehlikeli kusur. Elimizde sadece bu var yani. Öz babasının kaleminden çıkan tek bilgi bu. O kaynaktan başka hiçbir ayrıntı alamıyoruz. İkinci Felipe düşüncelerini kimseye anlatmamış gibi görünüyor. Bu olay bugün olsaydı halkla ilişkileri uzmanları bir bildiri yayınlayıp ne olduğunu anlatmasını sağlardı. Ama o bunu yapmadı. Bence suçlu görünmesine neden olan da tam olarak bu. Hollandalıların hikayeleri yalansa neden masum bir adam hiçbir şey söylemesin? Madrid, İspanya. Joe, Felipe'nin bir şeyler sakladığını düşünüyorum. Ama ben niyetinin cinayet olduğuna emin değilim. Tehlikeli kusurlar sözüyle ne demek istediğini öğrenmek istiyorum. Bu yüzden Don Carlos'la yüz yüze görüşmek için Madrid'deki Prado Müzesi'ne geldim. İşte kendisi burada. Don Carlos'un portresi bu. Kesinlikle muhteşem. Öncelikle burada atılan tarihe göre portresi yapıldığında 13 yaşındaymış. Ama öyle görünmüyor, değil mi? 9 ya da 10 yaşında gibi görünüyor. Tablonun altındaki açıklamaya göre sırtındaki deformasyonu gizlemesi için üstünde vaşak kürkünden bir pelerini varmış. Yani bu tablo bir şeyleri gösterdiği kadar gizliyordu. Bu bir kusur olarak görülebilir ama tehlikeli sayılmaz. Ayrıca Don Carlos, kraliçe için harika bir flörte benziyordu. Bu aileyi parçalayan nedir bilinmez ama seks olduğunu düşünüyorum. Don Carlos merakımı cezbetmeye başladı. Habsburg hanedanlığının bir üyesiydi. Güçlü bir şecere bu. Ama aynı zamanda akraba evlilikleriyle dolu. Fiziksel ve zihinsel anomalilere neden olabilecek kalıtsal genetik hastalıkları olabilir mi? Teorimi sınamak için Felipe Hanedanlığı uzmanı Dr. John Edwards'la görüşeceğim. Habsburg'daki akraba evliliği hakkında neler söyleyebilirsin John? Muazzam sayıdaydı. Nihayetinde Carlos'un büyük akrabaları olması gerekenin yarısı kadardı. Sadece Habsburg'daki değil, onun geldiği İspanyol kraliyet aileleri arasında da yaygın olan akraba evlilikleri yüzündendi bu. Bu atalardan biri Don Carlos'un büyük ninesiydi. Kendisi bir akıl hastanesinde 50 yıl yatmış ve Deli Joanna olarak nam salmıştı. Don Carlos aynı hastalıktan muzdarip olduğunu gösteren hareketlerde bulunmuş mu? Saray efradına saldırdığına dair kanıtlar var. Bir nedenden sinirlendiği için çalışanlardan birini pencereden aşağı attığı söyleniyor. Durumu kötüleşmiş mi peki? Anlatılan olaylardan birine göre Don Carlos ayakkabı siparişi vermiş. Ayakkabıları beğenmeyince de ayakkabıcıya onları yemesini söylemiş. Saray efradı ve elçiler Don Carlos'un şiddeti gittikçe artan öfke patlamalarını anlatıyor. Akli dengesinin bozuk olduğunun işareti bunlar. Peki buna akraba evliliği mi neden oldu yoksa nedeni başka bir şey miydi? Don Carlos gittikçe serseri mayına benzemeye başlıyor. Ben de olayları açıklama getirebilecek bir şey öğrendim. Don Carlos 1562'de üniversitedeyken merdivenlerden düşmüş. Kafasına ciddi bir darbe almış ve neredeyse ölüyormuş. Ölümden döndüğü bu deneyimin gittikçe tuhaflaşan hareketlerinden bazılarına açıklama getirip getiremeyeceğini merak ediyorum. Leeds, Kuzey İngiltere. Bunun onu nasıl etkilemiş olabileceğini öğrenmek için öncü beyin ve nöroşirurji uzmanlarından Jake Timothy ile görüşeceğim. Kendisi sürekli benzer kafa travmaları yaşamış insanları tedavi ediyor.
Büyük ihtimalle şöyle bir şey oldu ve ciddi bir yaralanmaya neden oldu. Kafatası taşa vurduğu anda beyin ilerlemeye devam ediyor. Öndeki bölgeler kafatasının iç kısmına çarparak hasara ve şişmeye neden oluyor. Bu ölümcül olabilir. Böyle bir kazanın karakter ya da kişilik özellikleri üstünde uzun vadeli etkisi olması mümkün mü peki? Hiç kuşkusuz mümkün. Günümüzdeki ön loblardaki herhangi bir hasarın davranışları düzensiz bir şekilde değiştirdiğini biliyoruz. Ruh halinde şiddetli değişiklikler ve uzun vadeli psikolojik sorunlara neden olur. Davranışlarının tuhaf olduğunu biliyoruz. Durduk yere insanlara saldırıyor ama son derece çekici de olabiliyor. Hatta onunla tanışan Alman elçilerden birinin notunda bu anlatılıyor. Şöyle yazmış: Prens pek çok açıdan anlayışlı, son derece dindar, adalet ve doğruluğa çok düşkün ama çabuk ve şiddetli bir şekilde öfkelenip kendini kaybettiğini kabul ediyor. Davranışları son derece düşmanca olabiliyor. Bu tür bir hasarın oluşturacağı karakter şablonuna uyuyor mu dersiniz? Muhtemelen diplomatik davranmışlar. Bunu söylüyorlarsa ve diplomatik davranmaya çalışıyorlarsa durumu muhtemelen 10 katı kötüydü. Ön lobda hasar oluşmasına neden olan beynin travmalarının tipik bir örneği bu. Pek çok hasta düzensiz davranışlar gösteriyor bu gibi durumlarda. Don Carlos'un beyninde hasar olabilir. Felipe'yi bu kadar endişelendiren kusur bu olabilir mi dersiniz? Günümüzdeki hastalarınızın karakter ve davranışları değişirse anne babaları ve sevdikleri için ne kadar zor oluyor bu durum? Birinin böyle davrandığını görmek ama bu konuda bir şey yapamamak son derece üzücü olmalı. Felipe'nin bir şey sakladığından hep şüphelenmiştim. Belki de bunu saklıyordur. Oğlunun, veliahtının asla imparator olarak yerine geçemeyeceğini fark etti. Bence bu yüzden utandı da. Götürün onu. Madrid, İspanya. John'un öğrendikleri her şeye yeni bir bakış açısı getiriyor. Büyük ninesi Deli Joana gibi Don Carlos da bir akıl hastanesinde öldü. Hapishanede değil, akıl hastanesinde. Ama asıl sorunun cevabını hala bulamadık. Felipe oğlunu tutukladığı için vicdan azabıyla kıvranmış olmalı. Peki oğlunu öldürtecek kadar utanç ve aşağılanma hissetmiş midir? Kasabanın eski Habsburg bölgesinde Dr. John Edwards'la tekrar görüşüyorum. Felipe için oğlunu tutuklatmak son derece zor bir karar olmalı. Sizce kişisel ve siyasi açılardan onun için anlamı neydi? Muazzam bir karardı ve utanç vericiydi, şok ediciydi. Hanedanlık için tehlikeliydi. Ona bağlı olan çok şey vardı ama baş edilemez biri olup çıkmıştı. Felipe'yi harekete geçiren son damlanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Don Carlos Hollandalı asilere mektup yazmışsa bu ciddi bir siyasi hareketten ziyade deliliğin belirtisiydi. Felipe için oğlunun dengesiz olduğunu gösteren bir diğer yürek yakıcı belirtiydi. Felipe öz oğlunu öldürmüş olabilir mi? Kısa cevap hayır olur. Bence Philip onu sadece zorlu koşullar altına soktu. Bu durumda muhtemelen şöyle oldu. Evet, biz bunu bilmiyoruz ama bana kalırsa muhtemelen ölümüne bir nevi açlık grevi neden oldu. Güncel belgelere göre hapis tutulan Don Carlos yemek yemeyi reddetmeye başladı ve sağlığı hızla kötüleşti. Bence kapatılmış olması Carlos'u çok fazla etkiledi ve ölümüne neden oldu. Doğal nedenlerden olduğu söylenebilir ama buna kendisi neden oldu. Bir tür intihar sayılabilir belki ama suikast değil. Felipe yüzyıllardır oğlunu ve veliahtını öldürmekle suçlandı. Kalpsiz bir tiran olarak ünlendiği için bariz bir kanıt bulacağımızı umuyordum. Ama tüm kanıtları göz önünde bulundurduğunuzda çok daha acı verici ve üzücü bir hikaye buluyorsunuz.